Bak ne kadar iyi bir insan, hiç size benzemiyor. Spor yapmadığı için herhalde. Diyor ki hiç materyalist değilim. Dünyevi şeyleri umursamam. Paramı ve eşyalarımı sevdiğim herkesle paylaşırım. Doğru. Canım benim. Hesap harika yapmam bir insansın. Peki aynı zamanda diyorsun ki müzik piyasasının liderlerini TikTok belirliyor şu anda. Doğru. Ha işte bunu anlat. Bu çok ağır bir konu. Şöyle. TikTok kadar gerizekalı aslında... bir platform müziği de belirliyor mu hakikaten? Evet. Bence aynen. Artık dizileri bile, filmleri bile belirliyor. Yani müzikle başladı. O bir müzik uygulamasıydı zaten. Özellikle belirli ritimdeki, yani dans edilebilir potansiyeli olan şarkılar. Yani girdiğimiz zaman zaten dijital ilk atıyorum top 50, top 30, top 20. Full orada en çok kullanılan seslerden çıkıyor. Viral evet. Olan şeylerden acayip çıkıyor. Acayip yani. Şey değil mi? Bir de... Speed up denen bir şey var ya, bu hızlandırmalı versiyonu. Şarkıları hızlandırmalı. Şimdi artık evet. De sanatçılar evet. O hallerini de kendi hesaplarını yüklemeye başladılar, hiç anlamıyorum. İşte ben onu da anlamıyorum. Ben anlıyorum ben. Abi. Nasıl anlamıyorsun? Eda TikTok hesabı var. Yani benim bana öyle bir şey mümkün değil. TikTok hesabı var. Senin TikTok hesabın var mı? Bilmiyorum abi. Olabilir ya. Kulüpte bir arkadaş açtı ama ben hiçbir şey paylaşmıyorum yani. İşte bak sizler örnek insanlar. Eda senin niye TikTok hesabın var? İşte o da lazım. Aç dediler. Açtım. De hiç var. Girmedim. De var. Bir daha girdim. Var. Bizde var ve aktif kullanıyoruz yani. Hepimizin var. Yani hiçbir şey paylaşmadım. Konser videoları paylaşabiliyoruz. Peki ama müzikte ihtiyaç var ama tiyatrocular, profesyoneller, sporcular galiba o kadar ihtiyaç duymuyor belki de. Ama nasıl yani kullandığımıza bağlı. Ben de sadece müzikle alakalı paylaşımlarımı yapıyorum. Yani ben de bir hani o klasik TikTok'ta gördüğümüz profiller gibi değişik hareketler yapmıyorum TikTok yani. Çok pornografik değil mi? Ya illa çıplaklık anlamında söylemiyorum pornografiyi. Her şeyin pornografisi. Evet. Haber bülteni de pornografik olabilir. Bir yerden sonra tadı kaçıyor bütün platformların ya zaten. Hı. O da onun biraz çabuk kaçtı. Bizim, daha meyilliymiş bizim yani. Bizim işimizde de mesela yani herhangi bir dijital platformu kullanıp daha iyi oynayamıyorsun yani. Yani. Ah işte bak ah müthiş. Yani illa çıkıp iyi oynayacaksın yani. Threads yani. Üyesi oldunuz mu? Doğru mu telaffuz ediyorum? Threads. Evet. Siz oldunuz mu? Siz? Olmadım. Olduk. Siz? Biz yaşlıyız. Oldum, evet. Benim haberim yok. Hayır ben bir şey niye ben mavi yaptım gördüm da gördüm. Onu uğraşmadım ondan sonra zamanım oldu. Instagram'ı. Şahsi olarak. Şahsi değil tamam grup oldu. Yani grupla da ben yapmadım. Tamam. Kullanılacak bir şey. Ha, nasıl buluyorsun? Ha girmedim. Threads'e? Benim bir Instagram'ım var ya. Bilmiyorum. Bugün sadece baktım. Yeni haberdar oldum ben kopuyorum. Mark Zuckerberg ile Elon Musk'ın bir kavgası bu. Başka evet, bir şey değil. Yani. Aynen öyle bir şey. İşte akıllı insanlar böyle değerlendiriyorlar. Böyle hakikaten bir dövüşselerde rahatlasak diye düşünüyorum. Zaten öyle bir durum var diye. Böyle bir durum yapacaklar. Atışıyorlar devamlı. Çok acayip ya. Yani. Peki. Şenay harikuladesin. Seninle gurur duyuyoruz bu sene. Çok güzel. Sağ olasın. Oyunlar, ödüller, çok çalıştın. Müthiş bir sene geçirdin. Ve yazında çalışmayı sürdürüyorsun. Semih'le beraber ona desteğin de çok güzel. İşte bence bu aşk. Semih'le gurur duyuyoruz. Ülkemizin en önemli sporcularından biri. Mükemmel, mükemmel. Eda'nın şarkısına bayıldık. Tuğkan'ın şarkısına bayıldık. Bayıldık. Bir daha söylüyorum. Ona Tuğkan ama onu şey böyle biraz şey underground bir şekilde yaymak istiyorsun gibi geliyor bana. Benim en başından beri öyleydi zaten. Evet. Peki.